Zorba Kitabevi meşhur koltuk söyleşilerinde bugünkü konuğumuz Erlin Çiçekçi. Sergi Nine ve Üç Güzeller isimli kitabını konuşacağız. Son romanı. Hoş geldin Erlin. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Yani söyleşi boyunca bir miktar romanla ilgili spoiler olacak. Onun için peşinen özür diliyorum. Ama etrafından dönmeye çalışacağım. Gayret edeceğim buna. Önce kolay bir soruyla başlayalım. Zor soru var mı onu da bilmiyorum ama belki senin için hepsi kolay olacak. Yani ilk soru şu, hep merak ettiğim de bir şey aslında. Kitapların da bir hikayeleri olmalı. Yani bir yazar bir kitabı yazmaya nasıl karar verir? Aslında ben bunu çok merak ederim her zaman. Örneğin bir gazete haberi midir bu? Ne bileyim. Ben senin kitabını okurken biraz Gezi direnişini gördüm, kadın cinayetlerini gördüm. Senin içinde duyguyu tetikleyen bir şeyler olmalı. Sana bu kitabı yazma fikrini şey ne? Fikrini veren şey ne? Böyle başlayalım. Keşke öyle Gezi gibi hani böyle gurur duyarak anlatabileceğim bir şey olsaydı. Yani biraz öyle tabii hani yine insan derdine evriliyor bir süre sonra ama çıkış noktası şeydi. Bir gün bir arkadaşım gece yer bulamamış benim evime geldi. Sabah kaldı işte sabah kahve yaptım ona. Camdan bakarken de şey dedi böyle önü açıklık evin kirada olduğum evi. Aa dedi buranın önü kapanmazsa iyi dedi ama dedi buraya inşaat yaparlar kesin falan. Yani dedim yapmayacaklarmış orada yatırım varmış bir şey varmış dedim yanlış hatırlıyorum. Ev sahibi bana şey demiş orada eski böyle bir ilkokul kalıntısı varmış tarihi değil bir şey. O yüzden dokunamıyorlarmış oraya. Dedim gerçi tarihi kalıntı. Sonradan ev sahibini aradım. Yani böyle bir yatır mı demiştiniz siz bize? Yok dedi yatır demedim tarihi kalıntı demiştim. Sonra kendi kendime şey dedi şimdi tarihi kalıntı falan bir şekilde bunlar kunduna getirirler yaparlar bir şey yani kimse bilmedi ama yatır olsaydı iyiydi diye böyle kendi kendime onu düşündüm yatır olsa kimse dokunamazdı diye. Sonra onun üzerine şey oldu dedim yatır olmasa bile yani efsanesini yaratıp bile öyle bir yeri koruyabilirsin anca böyle şeylerle koruyabiliyoruz ya. Yani başka hiçbir şeyin hükmü yok anca böyle dini olmayan savaşılamayacak kadar kulli bir şey yarattığın zaman bir şeyleri koruyabiliyorsun. Oradan çıktı. Yani sen romanda bir kutsal çerçeve yaratıyorsun. Evet. Biraz ironi, biraz gerçek. Evet. İnsanları bu çerçevede örgütlüyorsun. Zaten okuyanlar biliyorlar. Evet. Okuyacaklar da görecekler. Şimdi ben romandaki karakterlere dair bir şey sormak istiyorum sana. Şimdi Servinine ve Üç Güzeller romanı aslında bir karakterler geçidi. Ya da roman kişileri geçidi gibi görünüyor. Yani Suna merkezde daha fazla hacim ve yer tutmakla beraber bir ana karakter gibi görünmüyor. Çünkü Selvin'le de önemli, Yeter de önemli, Zemzem de önemli. Bedriye giriyor, Galip var, Tahir var, Gaffar var. Birçok insanın hikayesi var, birçok roman kişisinin hikayesi var. Bu roman için ana kahramanı olmayan bir roman desek Erlin ne der? Doğru. Yani şey oluyor bazen, kendi içimizde bile duyduğumuz hikayelerin etrafı, teyzem, kadınlar olarak sadece konuşuyorum mesela. İşte teyzemizin yaşadığı hikayeler, anneannemizin yaşadığı, annemizin kaderi. Kadın olarak hepsini aslında bir şekilde içinde yaşıyorsun. Yani Yeter'in yaşadığı hüznü ben Erlin olarak da içimde hissediyorum. Aslında tek bir karakter Suna, hepsi Suna'yı etkileyen, Suna'nın kadınlık serüvenini etkileyen hikayeler. Tek bir karakterde toplanmıyor diye de biliriz, demeyebiliriz o anlamda. Yoksa çünkü Suna onlardan mürekkep. Bütün kadınların hikayelerinden mürekkep bir karakter. Zaten romanın sonunda şu da oluyor. Benim birçok kurmacada beklediğim şey de budur. Roman kişisi romana X olarak giriyorsa çıkarken X üzeri eksi 1 ya da artı 1 olmalı. Bir değişim gözlemeliyiz ki senin romanında da Suna'daki değişimi gözlemliyoruz. Çok altı çizilmemekle beraber yüzeysel bir değişimi görmek mümkün. Bence bu açıdan da başarıyla kotarılmış. Bir soru daha sorayım. Şimdi biraz uzun bir soru olacak aslında. İkiye bölerek soracağım. Sorunun bir kısmını da Nurdan Gürbel'e sorduracağım. Mağdur'un dilinden sorduracağım. İlk soru şu aslında. Şimdi senin romanının merkezinde kentsel dönüşüm. Az önce hikayesini anlattın. Metruk bir yapı, işte bir şeyin kalıntısı. Ve bunun üzerinden yaşanılabilir kentler. David Harvey'in o kitabı aklıma geldi. Yaşanılabilir kentler mevzusu aklıma geldi. Bir yandan da Türkiye'deki kadın sorunu oldukça politik olarak bir kadın sorununu da gündeme getiriyorsun ki aslında geçmişten günümüze kadar kadın sorununu masaya yatırıyorsun. Şimdi asıl temel sorun şu. Neden Gezi Parkı'na atıf yaptım ben? Kentsel dönüşümle ilgili ve yaşanılabilir kentlerle ilgiliyken bir karakterin şey diyor, vurmayın öldüm diyor. Ki bu İsmail'i hatırlatıyor bana doğrudan. Tam da mevzu şu. Yakın zamanda bir deprem yaşadık ve hatırlarsınız Oksijen gazetesinde fotoğraflar dile geliyor diye bir iş yapıldı.
Çok da linçlediler. Bence bu arada fazla linçlediler. Hatta iktidardan, müteahhitlerden, o bölgede yerleşime izin veren yerel yönetimlerden bile daha büyük suçlu oldu edebiyatçılar. Kötü bir işti. Çöpe atılabilirdi. Tam burada soru şu. Kentsel dönüşüm meselesi, Gezi Parkı çok yeni ve taze. Kadınlar bugün daha güçlü ve kadın sorunu da aslında taze. Yazarlar bu güncel konuları yazarken acaba henüz çok yakın, çok doğru anlatamayabilirim. Çünkü her olayın da bir raf ömrü olduğuna inanıyorum ben. Acaba doğru anlatabilir miyim korkusu oldu mu sende? Çünkü çok güncel konuları yazıyorsun bu romanında. Olmadı çünkü şeye seviniyorum, yani Gezi'yi hatırlattığına, bir derdi hatırlattığına seviniyorum. Ben yazarken de ben kendim de hatırlıyorum ama Gezi'yi anlatayım diye yola çıkmadığım için veya işte şunu anlatayım. Ben bu bir de kendimi o kadar yeterli de görmüyorum. Politik söylem anlamında. Ekoloji olarak da okuyabiliriz. Çünkü ekoloji de siyasette ve romanda çok yeni. Şey olarak da yani kendimi hani vakıf birilerine bir şeyleri gösterebilecek kapasitede de görmüyorum. Yani entelektüel olur tabii yazar ama yani benim yazı dünyamda benim kendi dert ettiğim oraya yansısa bana o yeterli. O samimiyet dedi. Benim o samimiyeti kurmam metinle. O önemli. Onun için o korkuyu yaşamadım. Çünkü hani birebir bu sorunu doğru mu aktarırım, yanlış mı aktarırım demedim. Çünkü bu sorunu aktarayım demedim. Yani yola öyle çıkmadım. Bir de şeylerde bu tür atıyorum işte kentsel dönüşüm sorunu olsun, kadın hikayesi olsun. Kadın hikayesi anlatayım diye de yani kadınların sorunlarını dile getireyim diye de başlamamıştım. Ama bu mağdurun dilinin sadece isminin bile hatırlattığı bir şey var. Kitabı okumadım ama hani mağdur olan her şey birbirine bağlı. Yani güçsüzün, yani bazen ağaç olabilir hakkını savunacağın, kadın olabilir, çocuk olabilir. Güçsüz toplumdaki ötekileştirilmiş, güçsüzleştirilmiş kim varsa hepimizin hikayesi birbirine bağlı. Yani ancak o yüzden hani o taraflarda durmaya çalışıyoruz. Birine dokununca da yoksula da değiniyorsun. Yani yoksullukla ilgili arada çıkan şeyler de var. Yani yoksullukla ilgili, yoksulların dünyasıyla ilgili bir şey yazayım da demedim. İster istemez ama o mağdurun, ezilenin dünyasına girdiğiniz zaman hepsi bakıyorsunuz ki şey gibi, manyetik bir alan gibi, hepsi aslında birbirini çekiyor bütün o dertler. Evet. Benim hissettiğim o oldu yazar. Yani Servin'le Üç Güzeller'de ben bir miktar Acı'nın romanını da okudum. Özellikle kadınlar üzerinden anlattığın hikayeler, Yeter'in, Zemzem'in ve Bedriye'nin hikayeleri oldukça acı hikayeler. Servin'in hikayesi de oldukça acı bir hikaye. Ve gerçek o. Öyle mi? Yani bir kısmı tabii. Bir kısmı yani gerçek. Ana şeyi gerçek. Şimdi bir acıyı anlatmak zor bir şey bence. Burada Nurdan Gülbile'nin Mağdur'un Dili deneme kitabından bir bölüm var. Okuduğum zaman da çok etkilenmiştim. Çünkü acıyı anlatmak zor bir şey. Biraz uzun olacak ama dinlemenizi isterim. Şöyle diyor Nurdan Gülbilek. Modern edebiyatta duygu aktarımındaki en ufak abartının bile bir düşüklüğe, bir inandırıcılık kaybına, hatta günüçlüğe yol açtığını biliyoruz. Zavallılığa, acındırmaya yatkın bir edebiyatın sayısız örneği var. Yine de kimseye yüklenmeden sormamız gerekir. Gerçekten bir çelişki yok mu burada? Yazar ya mesafeli bir tavırla ele alacak bunları, acıyı olgudan, zavallılığı kavramdan ibaret bırakacak, kimseyi tam inandıramayacak, can evinden vuramayacak okurunu, ya da tutunamayanların öyküsünü anlatırken yoğun duygudan yola çıkacak, o zaman da acısını anlattığı insanları gülünç duruma düşürecek. Oksijen dergisi hemen aklınıza gelsin. Demek ki tutunamayanların öyküsü yoğun duygu olmadan anlatılmayacak. Ama yoğun duygu olunca da kolay kolay anlatılamayacak. İki ucu, affedersiniz, boklu bir değnek tutuyoruz elimizde. Peki bu kırık ve ıstırap dolu malzemeyi nasıl anlatmalı? Acıya kayıtsız kalmadan ama onu da aptalca da ele vermeden nasıl anlatmalı? Bunu hiç düşündün mü? Ve bu noktada Servin'le ve Üç Güzeller'i nasıl buluyorsun? Kendi romanında bir eleştirel perspektif ve Nurdan Gülbile'nin bize attığı pasla bakmanı istesem. Çok güzelmiş. Tekrar da okurum hatta. Keşke daha önce okusaymışım. Kitaptan önce. Gurur duyduğum şeyler var Servin'le de ve bu anlamda, yani sadece bu şeyle söylüyorum. Acıyı anlatmada kendime aferin dediğim yerler var ama bunu böyle yapmasaydın da iyi olurdu. Kolayına da kaçmışsın dediğim yerler de var. İkisini de söyleyeceğim. Mesela Yeter'in hikayesinde İronik bir dil var. Yani ölü yok, dövülerek öldürülen bir kadından bahsediyoruz. Sunan iş yerindeki adamın eşi. Evet, eşi. Onu hatta iki farklı senaryolar. Bir Sunan'ın yazdığı dilden anlatıyorum, bir Servin'in dilinden. Orada kendimden razıyım o metinde. Ve
Çünkü hiç şeye girmediğimi düşünüyorum. Onu başarabildiğimi düşünüyorum. Tıkıdı 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 böyle bir ironik bir dil var böyle. Sanki hani böyle bir şey anlatıyor ama hani öyle bak ne oldu, dövülerek öldürüldü bu gibi orada bir acı, acı pornosu yok. Yok. Yapmadığımı düşünüyorum. Orada kendimden razıyım ama Bedriye'nin hikayesinde Bedriye işte bıçaklanıyor, evet. Oğlu işte diyor ki ay diyor bir bakla yeseydilerle gitseydi. Sonra da bakın da şey ya bunu yapma yani. Çok, bu arada çıkart. Çok eğlenceli bunu söylüyorum. Evet onları. Yani onu dedim yani çok onu çok beğenenler de oldu bu arada. Çünkü onun alıcısı var. Evet. Ve kendimi şeyde yakaladım yani onun alıcısı ne olduğunu bildiğim için bilmeme rağmen çıkartmadım. Hı-hı. Ama şu an ona pişmanım. Çünkü ya onun hesabını yaptım. Bu satar dedim ve kaldı. Ama satıyor da bir yandan. Yani razı olmadığım bir orası yani. O anlamda ikisinin de cevabı çok var. Çok satar umarım. Ondan dolayı. O kısmı sattı yani. Satar orayı satalım ya da kitabı böyle. Satar anlamında değil ama orası şey çok bak, iyi olmuş diyen çok insan var. İndirim isteyenlere kitabın o bölümünü yırtıp verebilirim. Çünkü anlatmak kolay. Yani evet. Çok kolay. Yani o tür şeyler çok kolay da oraya girmeseydi. Evet, pekala. Ben bir de senin üslubuna dönük bir soru soracağım. Romanda iki üslup var bence. Buna katılır mısın bilmiyorum. Tartışalım istersen. Sunalı bölümler ve Servine'nin tarihsel anlatıları. Burada sanki iki farklı yazar konuşuyor gibi geldi bana. Sunalı bölümlerde mesafeli ayrıntıdan uzak ve diyaloğa yaslanan bir ses rengin var. Ama Servine'nin tarihle bağlantılı hikayelerinde daha kıvrak, ayrıntıları gözeten, hatta kılı kırk yaran ve çok özgün sözcük seçimleri, zamanın ruhunu da yansıtan çok özgün sözcük seçimlerin var. Neden ikiye böldün üslubunu? Önce bunu soracağım. Bir okur olarak kişisel fikrim, tarihsel hikayelerde çok daha başarılı bir ailen görüyorum. Hatta Fuat abiyle senin romanını da konuşmuştum. Onun kapalı çarşısındaki diline benzettim. Hatta ben senden bir sus bunlar, ne bileyim bir kitabı bir yer gibi böyle bir lisan oktayanlar var, bir tarihsel roman çıkacağını da düşünüyorum ki bence yazacaksın. Umarım. Çok daha başarılı gidiyorsun çünkü orada. Neden üslubunu ikiye böldün? Tam da bu dediğin şeyden, iyi değilim. Yani mesafe koymadığım, yani tarihsel, çünkü orada ne kadar mesafe olursa o kadar uydurma imkanı oluyor. Yani, alan yaratıyorsun. Alan yaratıyorsun. Burada Sunan'ın hikayesi çok güncel. Bir de ben betimleme yapabilen biri de değilim, onu anladım yazarken. Betimleme yapamıyorum. Yani burayı bir yazıda anlatamam. Şurada şey vardı, şurada işte bir çerçeve vardı. Kimsenin yüzü yok mesela romanda. Yüz anlatamıyorum, anlatmıyorum. Çünkü görmüyorum da, normalde de görmüyorum. Postmodern edebiyatta artık buna ihtiyacımız var mı? Bilmiyorum. Yani ihtiyaç var mı yok buna, yani ben yapamıyorum zaten. Yani doğrusu görmüyorum. Yani senin yüzünü yarın kimseye tarif edemem ben zaten. Yazıyı bırak mı normalde de. Yüze de bakmıyorum galiba. Bir herkes bir enerji, bir his gibi böyle geçiyor. Bir o var. Ama şeyde Sunan'ın hikayesine çok katılıyorum. Sık kendim yazarken sıkılıyorum. Yok. Ben sıkılmadım yani, onun için sormadım. Şey olarak da hani Sunan işte gidiyor parka geliyor bilmem ne. Başka hani bulamıyorum ama tarihsel bir şey olduğu zaman oradan giriyor. Bir de tarihsel bir şey yazdığın zaman doğru yazmak için araştırmaya başlıyorum işte tabii ki. Bir sürü eski metinler, kadı sicilleri okumayı çok seviyorum. Kadı sicillerine bir giriyorum zaten. Hani benim yazacağımın ötesinde bambaşka ilham verecek şeyler bulmaya başlıyorum. Çok keyif alıyorum. Mesela bu tarihsel anlatıları yazarken yaptığın araştırma benim de bir takım araştırmalara gitti. Çünkü Servi'nin ilk eşinin öldürülmesi camdan gelen bir kurşunla oluyor. Diyorum ki 17. yüzyılda böyle bir şey var mı? Ama 1250 yılında Çin'de barutlu silahlar kullanılmaya başlamış. Lastik papuç olayı var mesela. Hatta lastik papuç yok o zaman. Ki editörüm uyarmış beni, ben anlamamışım. Kız demiş yani, bir de makaleler paylaşmış işte. Bu tarihte lastik papuç yok diye. Ben de sarı lastik papuçtu. Sarı lastik papuç yok diyor. Ha tamam, lastik papuç var yoksa normalde falan diye. Hani o kadar kendini doğrulamış. Öyle kaldı ama lastik papuç yokmuş o tarihte. Yani hata olarak kaldı. Düzeltti. İkinci baskıda düzeltti mesela ikinci baskı. Bence düzeltti. Ben Fatih'in çok öyle şuralar düzelttiği yerler var. Bence düzeltti ya, ama tabii sen bilirsin. Tamam. Şimdi yine bir soru. Bu beğendiğim taraflarından biri oldu. Ya biz çok sık konuşuruz hani öykü hacmi dardır, çok fazla köpürtmeye gelmez ya da çok fazla yüklersen batar. Ama romanda köpürtmek mümkündür. Bazı yerleri yazarsın, orada 50-60 sayfa durur ama hiçbir şeyde hizmet etmez. Ama senin romanda böyle bir şey yok.
Dina'yla tanışması Sunan'ın. Sonra Arat'ın devreye girmesi. Okurken şey dedim. Neden anlatıyor acaba Erlin bunu? Sonra sen bunu bir yere bağlıyorsun. Bu bir fazlalık olarak durmuyor. Bence bu ciddi bir maharet. Senin kitabında burası da köpürtülmüş, fazla olmuş. Aman canım anlatmasaydı da olur dediğin bir yer yok. Peki bunun kararını nasıl veriyorsun? Bunun tartısı zor bir tartı. Sen kitap bittiğinde evet bu bölümlerden hiçbiri fazla değil dedin mi? Bir de şey soracağım. Selin'in Gecenin Sonuna Yolculuk romanını okudum da 10 bin sayfa olduğunu öğrendim. Aşağı yukarı 600-700 sayfa bandında. Yani adam 9300 sayfa silmiş. Çünkü bir kitap silinerek yazılır deniyor ya. Kaç sayfa sildim bunu yazarken? Ben bunu merak ediyorum. Beşer Boğaz'da ilk kitabımda bayağı yarısını silmiştim. Yani şeyde iyiyim, atmada iyiyim. Bunda da yani üçte birini silmişimdir. Yazar, yani tek şeyim yazarken hani dedi, sordun ya nasıl, eğer o bir başarıysa bilmiyorum. Evet ben beğendim. Nasıl yapabiliyorsun dedim. Kendi sıkılacağım hiçbir şeyi, yani kendi yazarken sıkılırken anlıyorum. Yani mesela atsam Sunaları da atardım ama hikayeyi bağlayamadığımdan aklım çok. Yani beni o Sunalı hala okurken sıkıyor. Keşke oraları da atabilseydim ama şeyi kuramadım. Yani hamurunu başka türlü yoğuramadım. Yani tekleştiremedim başka türlü. Kerterizim o yani. Kendini sıkılıyorsan yazarken, daralıyorsan at. Eskiden ben video montajcıydım. Yani benim işim kesmekti, kurgucuydum. O kurguculuktan gelen bir kesme, kestikçe güzelleşmesi. O tedrisattan geldiğim için biraz galiba onun etkisi var. Kurguyu seviyorum yani. Keserek kurguyu seviyorum. 1,5 saatlik bizim müşterilerde şey derlerdi işte 5 dakikalık film yaparsın, bir tanıtım filmi. Ya o kadar para veriyoruz, 50 dakika yapın şunu falan. Yani şeydir, ne kadar böyle uzun olursa o kadar kıymetlidir diye. Onları hep ikna etmeye çalışıyorduk ya, 5 dakika olsun falan diye. Şeyim biraz kerterizim oydu yani, kendim sıkılacağım. Bir de keyif alıyorum yani kesinlikle. Üçte birini sildin. Üçte birini silmiş. Evet, sanırım bir sanat yapıtının özellikle 21. yüzyılda hız çağında sıkıcı olma lüksü yok gibi görünüyor değil mi? Ama şöyle eleştiri alıyorum, çok kısa yazıyorsun diyorlar. Yani şey eleştiri, bir anda bitiyor hani, bu daha da uzamalıydı bu hikaye yani. Bütün bana gelen eleştiriler, yani samimi bir eleştiriler. Yani hayır, çok kısa yazıyorsunuz, keşke daha yazsanız anlamında demiyorlar yani. Kısa yazıyor, yani ne olduğunu anlamadan bitti yani falan. Yani ya biraz daha istiyorlar. Şöyle bir şey olabilir mi Alen? Yine bir okur gözüyle kitabını okurken, işte anlatma göster derler ya, temel prensiplerden biridir. Bir şey anlatmayın, gösterin. Mesela senin romanında Galip karakteri bir paragrafta öldü. Servin Nine'nin ikinci eşi tarafından öldürüldüğünü biz tabutla evden çıkarılırken görüyoruz. Oysa ki bu bölümleri çok daha uzun, çok daha okuru işin içine katarak bir olay örgüsüyle verme şansım da var. Ama ben bunun bir tercih olduğunu da düşünüyorum. Biz burada 2 ya da 3 ay önce Mine Söğüt'le son kitabını, Başkalarının Tanrısı'nı konuştuk. Mesela o da göstermiyor, genelde anlatmayı tercih ediyor. O da öyle ya, bu bir yazar yoğurt yiyişi de olabilir. Neden daha çok anlatıyorsun, daha az gösteriyorsun? Böyle bir sorun var mı? Tam sen bu konuyu açınca yerine denk geldi diye düşünüyorum. Yani sorun bana düşünme fırsatı verdi. Güzel bir soru. Düşünürüm daha da üstüne. Cevabı yok. O sırada hani benim kafamda olay nasıl canlanıyorsa onu söylüyorum. Yani çünkü ya da hani benim bildiğimi, okurun bilmediğini bilemediğim zamanlar da oluyor. Bazen onun ayırdığında oluyorum. Diyor ki ben bunu biliyorum, bu hikayenin kafada böyle olduğunu. Okur bilmiyor. O okura anlatmam lazım sorumluluğunu. Bazen taşıyorum. Çünkü bazen onu anlayabiliyorum. Bazen de onun farkında olmuyorum. Sonradan kendimi yine yakaladığım yerler oluyor. Diyorum ki yani sen biliyordun, tamam Servin'in öyle öldüğünü de okur bilmiyor. Anlatmamışsın yani. Editörümün de bana verdiği bir iki eleştiriden bir tanesi oydu yani. Sen biliyorsun, biz bilmiyoruz. Lar vardı. Yakaladığım zaman düzeltmeye çalışıyorum ama bu tamamen şeyle alakalı. Yazdıkça insan yani bunları anlamıyor. Yani profesyonellik öyle bir şey yani. Yeni yazar, acemilik böyle yerlerde ortaya çıkıyor zaten. Daha o diyaloğu, metinle olan diyaloğu, okurla daha buluşmamış olan o diyaloğu görmeye sonra başlıyor insan. O yüzden hani acemiliği kopan yerler hep oralardan çıkıyor. Ya bu bir süreç tabii değil mi? Evet, onu demek yani ya, süreç. Yazdıkça herhalde biraz da gelişeceğim diyor. Ya burada bu tavrını çok beğeniyorum. Yani biz burada sanırım seninle 75. imza söyleşimizi yapıyoruz. Çok bilindik isimlerden, çok az bilinen isimlere kadar birçok insanla oturduk konuştuk. Sen de
şu kısım bence çok güzel. Yani insanın kendisinin farkında olması, yani o boy aynasının onu yanıltmıyor olması, kendini görmeye çalışması ve kendine eleştirel yaklaşması bu camiada, bu piyasada çok rastlanır bir şey değil. Ben bunun için de ayrıca seni tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Çok besleyici bir şey yani. Evet. Aldığımız eleştiri, işte Fatih'le de başarıladığı diğer çağdaşım yazan arkadaşlarımızla da ona ihtiyacımız olduğunu da biliyoruz. Bize fasulye kontenjanından şey yapıyorlar ya, yeni yazı. Ay canım, çok güzel yazmış. Ve gençtir bu. Çok güzel yazmışsın. Eline sağlık. Evet. Ama o yetmiyor. Yani birilerinin eleştirisini duymak gerekiyor. Şimdi her sorduğun soru bende bir şey canlandırıyor. Evet. Ben teşekkür ederim. Yani bir de olmanın ölmek olduğunu da farkına varmıyor yazan insan. Oldum diyorsan bence ölmüşsün. Her şey değişiyorsa hayat, ya bir şey değişiyorsa yaşıyordur. Ve bu güzel, bu kerterizin oldukça güzel. Şimdi geçenlerde Fatih'le de seni tanıdım. Çok ilk defa. Elinize sağlık. Şimdi parmağınıza sağlık. Biraz daha sürecek çünkü. Buyur Halil. Ne diyorduk? Bu dil konusunda yani... Üzerine düşündüğüm bir şeydi. Hani ben dili çok iyi kullanıyorum, çok mu kitap okudum? Değil. Yani bir normal, bir ortalama bir yazardan daha fazla kitap okuduğumu düşünmüyorum. Veya işte böyle, tabii ki hani iyi okurum, okumayı seviyorum. Yeni metin seviyorum ama o iştah, dil iştahı biraz bulduğum cevap son şuydu. Melezin güzelliğine inanıyorum hayatta da. Melez güzel. Yani en güzel şeyler, kadınlara baktığımızda, en güzel adamlara baktığımızda melezdir ya güzel olan, yani en modellerden falan da. Dilde de ona inanıyorum. Ben Ermeni kültürden, Ermeni bir aileden geldim. Anadolu Ermeni bir aile, Sivaslı Ermeni bir aile, Kayserililer var içinde. Doğduğum mahallede Çerkezler vardı, Çingeneler vardı. Ve yani dilimin öyle etrafımda melez bir şekilde oluşması, en gurur duyduğum şey o olur herhalde. Ve ona iştah duymuş olmam. O yüzden dilde de melezin güzelliğine inanıyorum. Ve olduğum cevap bu oldu yani. Bilmiyorum değişir mi. Eğer bir güzellik gördüysem de dilde, herhalde olur diye düşünüyorum. Çünkü keyif alıyorum. Şeye inanmıyorum, hani arılaştırılmalı, sadeleştirilmeli. Yine ırkçılık gibi orada. Dil, bu böyle bir coğrafyada yani bu kadar zenginliğimiz varken niye kullanmayalım Arapça kelimeleri, niye kullanmayalım Ermenice, Türkçe? O yüzden ufak ufak arada o oyunları yapmaya çalıştım. Yani bilelim, ben Kürtçe birkaç bir şey söyleyeyim olabileyim. Bileyim yani bu topraklarda yaşıyorsak. Biraz onun derdiyle bilmeden oldu ama hani fark ettiğim hoşuma giden bu oldu. Bu yanıtın aynısını Uğur Nazlıcan'dan almıştık. Bir Dükkanı Beklemek, YK'den bir kitabı yazarı. O da böyle bir şey söylemişti. Yani melez bir dil demedi belki, bu kavramlarla konuşmadı ama hani benim ana dilim Kürtçe. Bir yandan Türkçe var, Arapça var. Bu topraklarda Ermenice konuşulmuş, Rumca konuşulmuş. Hepsi kendi izini, estetiğini, anlam dünyasını bırakmış. Zaten bu topraklarda eğer kulağın duyuyorsa dilinin kötü olma ihtimali yoktu. Evet. Yoktur'a benzer bir şey söylemiş. Mesela yine tam sen söyleyince aklıma Murat Özyaşar geldi. Ana dili Kürtçe. Evet. Ama Türkçe o kadar güzel hikayeler yazıyor ki ben hayran oluyorum. Ben Seydan Kömürcü mesela, yine ana dili Kürtçe. Öyle güzel şiirler yazıyor ki yani ben her şiirinde aman Allah'ım nasıl bir olanak, nereden bulup çıkarıyor bu imgeleri, bu sözcükleri diyorum. Çok güzel, melez dil ve bir kültür havuzu. Pekala. Şimdi bir gıcık soru sorayım mı? Sor. Bir gıcık soru size. Şimdi bize iyi geldi. İyi miydi? Tamam, pekala. Şöyle gıcık bir soru aslında. Biraz aslında tartışalım, düşünelim istiyorum. Şimdi senin hikayenin merkezinde senin hikayeleri var. Sen tabii ki bunu anlatmak için başlamadın ama buraya evrildiğini söylüyorsun. Yeter, Zemzem ve Bedriye'nin hikayesi bunlar. Servin'in hikayesi de buna benzeyen bir hikaye. Senin romanında tam olarak güçlü değil ama güçlüye benzer iki karakter var. Biri Dina, tuttuğunu koparır. Bir de Gülsüm, Servi yani. Bundan ayrılmak ister. Hatta Servin'in bir cinayete kurban gittiğinde ortaya çıkaran kadın. Evet. İki tane güçlü karakter var ama bunun dışındaki karakterlerin, hatta bence buna Suna da dahil. Çünkü özgüven kaybını Fırat'a borçlu, özgüveni de babasına borçlu. Yine evet. İki erkek, iki erilin arasında kaybediyor, kazanıyor. Genelde kadın karakterlerin güçsüzlerden seçilmiş. Acaba bu kadınların hep bu güçsüz havuzdan seçilmesi erilin de işine yaramıyor mu? Neden güçlü böyle gürül gürül gelen, yıkıp atan kadın karakterler yazmıyorlar diye genel bir soru bu aslında ama ve sen neden genelde bu güçsüz havuzdan seçtin?
Çok gıcıksa da sonra kusura bakma. Yok, gıcık oldu evet. Bir erkek olarak bile değil mi sordun? Yok, çok doğru bir soru. Şöyle savunacağım. En azından yapmaya çalıştığımı söyleyeceğim. Yani güçsüz olan havuz değil, güçsüzüz. Gerçekten güçsüzüz de bir yandan. Yani ne kadar hani en dişlimiz bile hala bir sürü ne derler yani eziklik, zayıflık hissettiğimiz, kendimizi yakıştıramadığımız. Ben Microsoft'ta çalışıyorum. Orada bile hala bir sürü pompalanmasına rağmen kadın eşitliği vesaire. Kadın kendine hak görmüyor çok şey. Yani kadın yazar yazarken de zaten onların otosansürleri de var eminim. Onları fark ederek düzeltmeye çalıştığım şeyler de oldu. Mesela Suma özelinde bu kitaba yapılan eleştirilerden bir tanesi şeydi, hani çok da bir şey yaşamamış ki, dövmemiş de yani Fırat diyenler de oldu. Bu bile yetmiyor. Yani bu bile bazılarına şey kalabiliyor. Ben oralara girmedim. Dövmesi gerekmiyor. İmanını kırmış hayata dair. Zayıflaştırmış sadece. Dediğim gibi babadan almış özgüveni ama o da hani anneden de alabilir. Hala var. Hala figürü çok güzel bir figür. Evet. Yani orada belirleyici şeylerden bir tanesi hala. En azından yapmadığım oydu. Bir de başında ilk yine işte Fatih'le falan konuşurken de yakaladığımız bir şey vardı. Sonuna doğru böyle evli mutlu çocukluya doğru evrilmeye başlıyordu hikaye. Sanki mutlu sonuymuş gibi. Yapmayacaktım onu biliyorum ama bir yerde bağlamak için hani böyle kolayına kaçtım. O yollardan da döndüm. Yani bu bütün bu söylediklerini düşünerek yapabildiğimin en iyisi bu. Ama düşündüm bunları. Hep şey vardı yani bunlar kafamda ama yine diyorum yani eziyiz zaten. Yani her şeye rağmen bütün o toplumun bizi baskıladığı yerden ya değil yerim burası değil. Hep bir direnç, hep bir direniş var. Ama şuradan da bir toplam oluşuyor. Bence bu da yine romanın olumlu taraflarından biri. Servil Nine'nin rüyalarda Suna'ya anlattığı hikayeler, Suna da bir takım değişikliklere, olumlu, müspet değişikliklere yol açıyor ya. Bir kurtlarla koşan kadınlar etkisi yaratıyor Servil hikayeler. Okumadım tabii. Okursunuz zaten. Çok da kolay okunacak böyle kitapta değil de. Totalde şey anlamıştım kitap bittiğinde. Evet, kadınlar avcı toplayıcı dönemdeki özüne dönerse gücü keşfedecekler. Yani masalların teması da genelde bu bağlamdaydı. Umarım kimse kitabı bilmiyordur. Beci madara da edebilirler beni şu an. Şimdi buradan aslında Servin ile bir özgüven de aşılıyor Suna'ya. Ve sanırım bence senin de böyle bir niyetin de var. Yani bu kadar çok acı var. Bu kadar çok acıyı anlattın ama işte toplumsal normları kırmak. Çünkü bizim okulda, ailede, siyasette bir kadın figürümüz var yaratmaya çalıştığımız. Ezik, ötelenen, üstünde baskı kurulan, denileni yapması beklenen. Ama sen sanki romanın totalında bu normları da kırmaya çalışıyorsun. Genelde acı uzundan beslenen kadınları anlatsam da diyebilir miyiz? Yani bu kitabı okuyan bir kadında ya da genç bir kadında evet ya bu normları kabul etmek zorunda değilim ben. Etkisi yaratır mı? Ya da bunu amaçladın mı? Evet yani niyetim şuydu yani yine başarabildim mi bilmiyorum ama bizim bize pompalanan bütün haberlerde, bütün kadın hikayelerinde ne duyuyoruz? Kocasından ayrılmaya çalıştı, bıçaklandı. Kocasından ayrılmaya çalıştı, başına şu geldi, şey yapamadı, savcılığa gitti. Hep kadını yapma arkadaşım bak bu yolun sonu iyi değil. Haberler böyle yani sürekli maruz kal yani ben eşimden boşanamam yani ben bu zulmü çekmek zorundayım mı aldığımız bir şey var. Mutlu son o anlamda yok yani çok şey bir mutlu son olmasa da kendi hayatını kuruyor, Ankara'ya yerleşiyor orada. Bir çocuğun şefkatle büyüdüğünde ancak bu düzenin değişebileceğine inandığı için çocuk yetimhane gibi bir şey kuruyor günün sonunda şeyle beraber, mantıcı ablamızla beraber. Mutlu sonu öyle bir mutlu son çünkü yani birileri evet boşanabiliyor, öldürülmüyor da, bıçaklanmıyor da, Fırat öyle aman aman şey bir yani vahşi bir karakter de değil, zavallı kendine hayır olmayan bir tip yani illa bütün erkekler böyle senin üzerinde bu gücü kullanabilecek, sana zarar veremez yani. Sen o erkek sana zarar veremez. Biz onu ant vermeye çalıştım. Çünkü aksi çok %90'ı bütün duyduğumuz şey yapma. Yerinden oynama, aile kurumunu bozma. İşte adam sana şöyle yapar. Adam sana hiçbir şey yapamaz yani. Bak hiçbir şey de yapamadı. Mesela şey de eleştiri gelmişti. Fırat geliyor gidiyor.
Ne oldu Fırat, sonra bir şey yapmadık. Yapmıyor, yapmaz. Ayrıldılar, bitti, tamam yani. Evet. Bazen de böyle oluyor. Olmayabiliyor yani. Gelip illa Fırat bıçak kullanmasın Sunay'ı. Bir olay olsun sırf diye. Ayrıldılar, bitti işte yani. Evet. Yani Sunay'ın o erkek üzerine kafa attığı yer bence şeydi. Patronla ben regl olmayı evet. Demesiydi yani, bence. Önce... Orada kırdı yani. Evet. Düzeni orada biraz... kırdı. İyi şaşırttı orada no, patronu. O da o kendine de şaşırıyor ondan sonra. Ne kadar büyük bir şey aslında, ne kadar küçük bir şey. Çok komik bir regl şey söylüyor. Demek, regl olduk diyebilmek yani. Patronuna büyük bir devrim gibi oluyor orada. Evet. Peki bir soru daha. Bir iyi soruyor mu, bir kötü soruyor mu? Böyle denge sağlamaya çalışıyorum ben. Suyu unutuyorum yani ufak ufak. Şimdi... Ben kötüleri de anlamıyorum. Ne iyi ya, kötü değil de böyle sıkıştırıyor muyum acaba diye de düşünüyorum tamam. Yok yok. Mesela böyle bir ortaya bir karışık bir soru sorayım. Şimdi... Roman yazıyorsun. İkinci romanın bu. İlk romanında Vedat Türkeli roman armağanında kısa listeye girdi. Ona da epey dikkat çektin aslında. Kuvvetle muhtemel ikinci baskı da geldi ama bir takım herhalde problemler var. Ve sanırım sen yazmaya da devam edeceksin. İyi de üretiyorsun. Soru şu. Yani muhakkak senin de bazı yazar ustaların vardır. İşte bunlar ustalar. İki soru. Hangi romanı keşke ben yazmak... Keşke ben yazsaydım diyorsun. Bir de hangi ustanın parmakları benim parmaklarım olsaydı diyorsun. Sevgili Arsız Ölüm, ben yazsaydım böyle. Onun talimi çoktur muhtemelen zaten. Latife Tekin buradaydı bu arada. Öyleymiş. Yani büyük büyük hayranım. Hatta bu dilde yani onun öykünme var. Yani aynı değil, aynı tarz değil, aynı şey değil ama öykünme var. Yani arzuladığım, çıkmak istediğim yer o rahatlık. Yani o dil de değil gerçi. Orada başka bir şey yapıyor kadın. Yapmış daha doğrusu. 26 yaşında yapmış. İhsan Oktayanar'ın da hani onun da parmakları olsaydı. Düşünsene İhsan Oktayanar'la Latife Tekin karışmış artık kimse tutamaz diye. Velat Türkeli falan edip törenini. Bir dağı dolanıp gelirdim yani. Bir şey olsaydı hakikaten bir dağı dolanıp gelirdim. Pekala. Ben şimdi biraz diyalektik kavramı üzerinden bir soru sormak istiyorum sana. Yani diyalektiğin birkaç ayağı var. Her şey zıttıyla beraber vardır. Nicelik zaman içerisinde niteliğe dönüşür. Yatsınan şey bu muhakkak bir gün yatsınır. Ama ben özellikle bu diyalektiğin ilk ayağından, her şey zıttıyla vardır ayağından bir soru soracağım. Şimdi senin romanındaki erkek karakterler kötüyse dibine kadar kötü. İyiyse Haydar gibi, Ararat gibi dibine kadar da iyi bunlar. Diyalektik bir ilişkiyi kurmalı mı yazar? Çünkü bir şey iyiyse birazı kötüdür. Kötüyse muhakkak bir şey iyidir. Biri korkaksa azıcık da bir cesareti vardır. Mesela Fırat kötü, Ararat yüzümüzü güldürüyor. Haydar çok güzel bir adam ama ne bileyim Gaffar berbat bir adam. Bunu hiç düşündün mü ya da ne bileyim bunu düşünmeli mi? Söylediler de. Öyle mi? Şeyin kitabın kapak tasarımcısı Ömer Sağolsun çok yetenekli bir çocuk. Güzel bir Beşer kapak var. O yaptı, bunu da o yaptı. Tanıdığım için çok da şans hissettiklerinden. Ve aynı zamanda editörlük de yaptı. Yani kapağı tasarlarken kitabı okuyanlardan biliyorsun. Biliyorsun da artık kimse hiçbir şeyi o kadar önemsemiyor. Yani. Çocuk kitabı okudu, ona göre bir şey yaptı falan. O ilk Beşer Bas'ı okuduğunda şey dedi, yani çok beğendi, çok şeyimiz tuttu. O dedi, tek eleştirim, yani hiçbir kötü karakter olmaz yani. Hani böyle şey gibi, Şirinler Dünyası gibi bir şey yazmışsın dedi. Çok doğru bir eleştiriydi. Ama bunda biraz onu kırmaya çalıştım ve yapamamıştım. Aynen. Şöyle yani... Erkek karakterlerde özellikle. Ama belki de o yolu başlatamazdım. Baba figürü de benim için öyle. Gerçi 40 yaşından sonra hani 40 yaşına kadar kahraman olan babam, babayı kaybettim daha erken yaşta. Teşekkürler. Bir süre sonra 40'ta, 35'ten sonra anneye dönmeye başlıyorsun. Ya aslında babamla anneme çok da şey davranmamış yani. Onları da görmeye başlıyorsun. Kahraman olan babam artık o kadar kahraman değil. Kızdığım şeyler oluyor. Ama bu yaşa kadar hala baba hep şeydi böyle yani süper kahraman gibiydi. Hala onun kalıntıları var. Yani o Haydar da biraz öyle babamın sevgisi, güzelliği hala da öyle. Görüyorum da şeyleri ama kıyamıyorsun da. Biraz onların o çelişkisini yaşıyorum yazarken zaten. Birçok karakterde. Yine karakterlere dair bir soru sorayım. Bunu da çok merak ederim. Özellikle roman yazan arkadaşların kitaplarını konuşurken. Romanda kayırdığınız karakterler oluyor mu? Bunun ayağına taş değmesin. Bu derin bir empatiyle.
Biraz işte, burada var mı? Haydar bir de biraz ya. Biraz Haydar öyle yani. Haydar'a kıyamam ya falan. Baba olduğu için hani ona çok benzeterek ya. Aynı değil tabii, farklı bir profil ama. Ona biraz kıyamayışım oldu. Başka kim var? Biraz belki Oğuz. O Oğuz, sarhoş babadan evet, kurtarmışsın evet, çünkü. Evet Oğuz biraz öyle. Mesela Oğuz'un annesi normalde hani annelik çok kutsiyet atfedilen anne falan işte öyle bir kadın değil yani. Bayağı çocuğunu bırakıp giden bir kadın. Olması da yani. Gerekmiyor çünkü babalar hep terk ediyor. Neden anneler terk etmesin? Ha, zaten yani. Hani terk etmesinler de. Baba da kötü. Baba çocuk garibi ama Oğuz'un en azından işte şansı şimdiymiş. Yani Sunan'ın mesela yaptığı teleferikte çalıştığı çocuk saçma gelebilir ama onlar olan da ol yani ol, ben de yaparım herhalde bir gün öyle şey yapabilirim yani saçmalıklarım var hayatta da. İşte onlar da gerçekçi gelmeyebiliyor bazılarına ama olabiliyor ya şeyler. Mesela bu Oğuz'da... Niye savunmaya geçtin sen? Oluyor be. Saçma değil. Hep de kurmaca değil bunlar. Hep de kurmuyoruz. Uydurmuyoruz. Şimdi Oğuz üzerine de bir soru sorayım. Ben çünkü merak ediyorum. Aslında sen romanın sonunu söyleyerek Oğuz'un neden Suma'da kaldığını da kısmen açıkladın ama Asiye oğlunu terk ediyor ve Oğuz, Suna, Haydar ve Ararat üçlüsünün içinde büyüyecek. Görece konforlu bir alan. Neden Suna'ya emanet ediyorsun Oğuz'u? Bu şey şöyle düşündüm. Belki aşırı yorum olabilir biliyorsun. Kurmaca'da okurlar aşırı yorumlar olur ama romandaki diğer erkeklerin ekserisi leş ya. Oğuz bu çerçevede belki o yeni erkek mi olacak? Yani evet, o düzgün evet. Kadını anlayabilen, iktidar kurmayan. O yüzden mi Oğuz'u Suna'ya emanet ediyorsun? Oğuz yeni nesli temsil ediyor. O yani sırf Oğuz değil gerçi. Suna'nın yapmak istediği, Ankara'da oluşturduğu o çocuklarla yetimhane, yarattığı yetimhane de öyle. Yani çünkü Fırat'taki en büyük eksiklik yani kalıt şey ilerliyor ya, baba kötü davranıyor. Oğul babadan gördüğü şiddeti yansıtıyor. Böyle böyle hani taşıyoruz sürekli. Bir yerde kırılması lazım o döngü. Oğuz'u o eril sistemin elinden kurtarıp hani Oğuz'la beraber yeni bir şey olsun. Bütün o çocuklar sadece Oğuz değil. İşte bütün aileleri tarafından şiddet görmüş çocukların toplandığı o merkez. Şefkat dediği illa anneyle babasıyla büyümesi gerekmiyor. Bakım verenin etrafındaki bakım verenin şefkat göstermiş olması yetiyor bir çocuğun bir sonraki nesilde iyi yetiştirmesine diye düşündüğüm için de yaptım. Şimdi biraz politik bir soru soracağım. Biraz toplumsal dinamikleri de tartışmak adına. Romanın merkezinde o Servin'in kesilmemesi elzem bir mesele. Ve sen romanın sonunda hikayeyi halkı da aslında bu mücadeleye katarak o uydurduğun hikayeyle kutsiyet atfettiğin hikayeyle halkı da bu mücadelenin içine katıyorsun. Benim de aklıma şu geldi. Toplumsal meselelerde belki de halkı bir hikayeye inandırmak gerekiyor. Çünkü biz bir sürü problem yaşıyoruz ama hepsini ya görmezden geliyoruz ya temas etmekten kaçınıyoruz. Hep böyle kendi kabuğumuza çekiliyoruz. Ama hikayesi varsa sanırım toplum bir sorunu dönüştürmek için özne olabiliyor. Şimdi burada sorum şu. Edebiyatın buradaki rolü ne? Çünkü edebiyat isterse illüzyon yaratır, lümpenleşir, isterse dünyayı yerinden oynatabilir. Yani sırf Nazım şiir yazdı diye komünizmi hiç bilmeyen mahkumların Komünist Parti'ye üye olduğunu biliyoruz. Yani edebiyatın bu toplumsal dinamikleri değiştirme noktasındaki rolü nedir? Erlin Çiçekçi bu meseleye nasıl bakıyor? Şöyle yani bir kere hikayenin çok önemli olduğunu ve hikayenin ne kadar güçlü olduğunu din kitaplarından biliyoruz, kutsal kitaplardan biliyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim diye bir kitap var ve yani dünya etrafına dönüyor neredeyse. Milyonlar onun etrafında dönüyor. Orada bir hikaye var. Çok güzel anlatılmış. Yani iyi yapıştırılmış bir hikaye var. Neler yapabileceği ortada bir kitabın, bir hikayenin inanana olursa. Bir de bu Servi hikayesinde de yani sadece hikayeyi anlatmak değil, halk mesela sahipleniyor. Ben diyor yani kendini de hikayenin içinde görmeye, gördüğü zaman inanıyor. Yani birisi anlatsa dese ki işte burada bir yatır varmış bilmem ne ama öyle bir mücadeleye dönüşüyor ki hepsi günün sonunda işte ben prime time'a çıktım, işte bana da karanfiller gözüktü, rüyamda gördüm ben. Yani kendi ne kadar hikayenin içine dahil hissedebilirse o kadar hikayeyi de köpürtmeye, yaymaya, edebiyat da ne yapabilir? Nasıl yapılır bilmiyorum. Ama ne yapılabilir dersen
dinleyici, alıcı, okuyucu, kimse o receiver tarafı, alıcı taraf kimse, alan taraf hikayeyi kendini görmeli hikayede. Yani biz böyle sanat hani çok bambaşka bir dünya anlatalım, orayı onlar da seyretsinler değil. Ne kadar içinde olursa anlattığımız insanlar, ne kadar kendini görürse bu şey değil yani bizi bize anlatıyor falandan bahsetmiyorum. Bizi bize bizden. Bizi bize bizden. O değil de değil ama zaten birçok bunu diyenler de bizden ya. Recep İvedik atıyor. Öyle bir karakter yok çünkü. Yani onun karşılığı yok. Yani öyle bir karakter yok. Hani komik de şeydir, onu eleştirmek için söylemiyorum. Ama gerçek, samimi. Samimi yani. Samimiyet herhalde. Benim en çok kendimde sorguladığım, dikkat ettiğim, hep böyle kendimi tarttığım en değer samimiyet. Bir şey anlatırken, karakter yaratırken, samimi mi, gerçek mi? Benim dünyamda yazılmak. O yüzden hani edebiyat ne yapabilir? Samimi olabilir. O gördüğü dünyayı, gördüğü gibi hissettiği, dert ettiği, gerçekten dert ettiği gibi anlatabilir. O zaman öyle olunca alıcısını da buluyor diye düşünüyorum. Dert her neyse. Hmm. Bu komünizm olmak zorunda değil mi? Bambaşka bir şey de olabilir. Ben politik durduğum yerler sanıyorum. Evet, aynen. Ben de hani oralarda duruyorum ama yani illa olmak zorunda değil. Derdin de değil. İşte bir ailenin kesinlemesi de olabilir. Sen samimiyetle ona onu dert ediyorsan zaten ve başka kaygıların yoksa yazarken, havalı gözükeyim, işte şu cümleyi şöyle edeyim demiyorsan geçiyor o derdin diye düşünüyorum. Yine bir soru, bu sefer de ikirciklenme kavramı üzerinden bir soru sormak istiyorum. Genelde yazar arkadaşlara bunu sormak isterim. O da Vedat Türkan'ın ilk kullandığı kelime galiba. Daha önce... Ha, bilmiyorum, Vedat Türkan'dan okumadım aslında ama neoliberalizm iddiası üzerine 6 deneme Metz'ten. Orada ikirciklenme üzerine bir yazı var da. Şimdi yazarın ikircikli oluşu ya da yazarın ikirciklenmesi üzerine bir soru. Şimdi az önce de konuştuk. Yani yalnızca ölüler ve dogmalar ikirciklenmez. Çünkü ölüler ölmüştür, değişemezler. Dogmalar da kesin metinlerdir. Yani Tanrı değilseniz, kutsal bir kitap yazmıyorsanız, yazdığınız her şeye muhtemelen ikircikleniyorsunuzdur. Şu açıdan. Acaba oldu mu? Ya da bir yazar ne zaman bir metin için, evet ya bu oldu, bu editöre gitmeli der. Ve editöre gittikten sonra kabul edilip o iki kapağın arasında eline düştüğünde hala ikirciklenmeye devam eder mi? Oldu mu acaba diye. Ediyor. Yani ediyor bugün baba. İşte sana hazırlanırken kitabı okuyordum böyle ya falan dedim, bir sürü şey çıktı böyle. Yani şey, bu iyi bir şey mi bu arada? İmlayı falan geçirdim. Yani. Değil. Bu arada editörlüğü güzel bence. Ben çok ciddi bir hata da bulamadım. Yok, başarılı. Beyza tebrik ederiz. Editörlük atışından bir şeyi yok zaten de ben kendimin bütün hatalar zaten editörlerin görüp benim yine de sonradan arada değiştirdiğim onların göremediği şeyler. Yani onlar bayağı güzel iş çıkarttılar. Nazlı da, Beyza da. Şey ne diyordun? İkirciklenme meselesi. İkirciklenme meselesi. Ne diyeceğimi unuttum yine ama. Bugün şey oluyor. Ha evet. Kitap okurken bir sürü şey böyle yazmasaydım dediğim yerler var ama şeye katılmıyorum. Yani mükemmeliyetçi olmanın çok abartılan bir kavram olduğunu düşünüyorum. Umarım değilimdir. Değilim diye düşünüyorum. Mükemmeliyetçi değilim, o sayede bir şey yazabildim. Yani ben mükemmeliyetçiyim. Olsun yani, hatası da olsun. Düzelir de, düzelmeye de bilir. Dersin ki burası kötü olmuş dersin. Ben de onu dinlerim. Bir dahakine belki yapmam, yine yaparım. Çok önemsemiyorum onu. Mükemmel olmak zorunda değilim. Hiçbir şey. Çok güzel olmak zorunda değilim. Çok iyi konuşmak zorunda değilim. Çok iyi bir kitap yazmış olmak zorunda değilim. Bununla barışması lazım. Edebiyatçının da bununla barışması lazım. O yüzden o ikinci, yani tabii ki istiyorum ki iyi bir şey olsun. Hani o elimden geldiğince. Mükemmel olayım, mükemmel olsun metnim, kaygım yok. Ama güzel metinler üretiyorsun yani. Dikkatle çekiyorsun. Devamı nasıl gelecek herhalde? Yine romandan mı devam, hikaye yazacak mısın? Var mı masanda bir dosyan? Şey vardı, var. Beğenmedim. Yani gidişatı, yani keyif almamaya başladım. Yani ben kendim keyif almamaya başladım. O yüzden bak, ölü doğan bebek gibi oldu. O olmadı, onun devamı gelmedi. Büyük ihtimalle devam etmeyeceğim. Ama dediğine kendimi de yakaladığım şey o. Ben tarihsel bir şey anlatmak istiyorum. Yani oralarda uçmak istiyorum ben de. Yazarken çünkü ona keyif alıyorum. Yine öyle bir şey
yine arayışındayım. Bu beni yani, heyecanlandırır. Çok ilginç bir şey çıkacaktır senden. Umarım. Evet. Şu an bir şey yok yani. Beni de yani kafamın öyle gittiği bir yer yok ama genelde böyle bir ilham falan böyle bir şey gelmiyor zaten. Anlattığım hikaye mesela bir arkadaşım bende kaldı bir şey sordu. Bir şeyler tetikleniyor ama ilham diye bir şeye inanmıyorum zaten. O bir ara taşlar yerine oturacak galiba kafada. Bir de son soru olarak şu Servi'nin ilk eşinin ölüm anı ile ilgili dışarıdan bir mermi sıkıyorlar geliyor. Ben şeyi de çok merak ediyorum. Nihayet roman çok kaotik de bir şey. Çok fazla dal var, çok fazla kuyruk var. Bu kuyrukları birbirine bağlamak zorundasın. Yani öykü gibi değil ki duvarda tüfeği göster patlasın ve mevzu bitsin gibi de bir şey değil. Çok daha oyunlu bir şey. İzleye uzun bir sürü karakter var. Doğru bir dil bulman lazım vesaire. Bu kadar şeyi birbirine bağlamak çok ciddi bir emek, yoğun da bir iş olsa gerek. Mesela o Servi'nin ilk eşinin ölmesi için 1000 tane yol var. Ama Arlen dışarıdan gelen bir mermiyle öldürüyor onu. Bunlara hangi sahiplerle karar veriyorsunuz roman yazarken? Bir anda olup bitiyor mu? Yani onun tasarısı vesaire. Ya da bir de şöyle öldüreyim, bir de zehirleyeyim, bir de dövdüreyim, bir de böyle deneyeyim. Nasıl olacak gibi denemelerin oluyor mu? A yolu, B yolu, C yolu. Düşünmedim. Hiç zerre düşünmedim. Hani daha başka ben niye sizden çok düşünüyorum arkadaşlar? Sen olarak. Şimdi sonuçta düşünsen fena da olmazmış aslında diye düşünmedim değil ama. Yok düşünmedim bile yani. Olay öyle oldu çünkü. Hani sanki öyle gibi. Sanki böyle ihanet edermişsin gibi gibi. Olay öyle oldu ya. Sanki evet. Görmüşüm de. Yok hiç üstüne başka bir alternatif düşünmedim. Kendine sadakat gibi bir şey var. Evet. Ya bir de narsist hissettim şimdi. Olay öyle oldu. Hani görmüş yani. 1600'lerde. Evet. Kapıdaydım ben o sırada oradaydım. Belki soru sormak istersiniz. Tamam bir şeyler sorabilirim. Lütfen. Tamam. Çok güzel süreçti öncelikle. Kitabı henüz okumadım ama çok etkilendim. Çok iyi bir enerji almış sizden. Zaten kesinlikle. Okunsun diye yapıyorum. Evet, evet. Yani sizce böyle merak yandırıyor böyle söyleşimden. Öncelikle şeyi sormak istiyorum. Ben şey hep merak ederim. Buraya gelen yazarların çoğu böyle sol görüştüm ama biz mesela ben Kürt bir ailede büyüdüm, doğdum. O coğrafyada büyüdüm. Biz seçiyoruz Dilan Soğukları. Evet. Evet. Yani politik olmaktan başka çarem yoktu. Ya da en şekilde eşcinsel öyle, Aleviler öyle, bu topraklarda azınlıklar ve ötekiler politik olarak dünyaya giriyor, o şekilde büyüyorlar. Ama edebiyatta öteki yazmanın dezavantajlı tarafları var. Çünkü bir yandan kitabın satma telaşesi illaki oluyor insanın içerisinde. Ve acaba okunur mu, acaba herkese hitap eder mi kaygısını güderiz gibi geliyor bana hani. Ben mesela bir yayına çıkmıştım. İşte psikolog da etmişler bir yayın ama o yayında depremi anlatırken işte devletin STK'ları engellediğinden, işte Kızılay'ın çadır satmak falan bahsettim. Bana şey dedi insanlar. Sen öyle uzman kimliğine çıktın dolayısıyla politize olman doğru değil. O yüzden edebiyatta politize olmak, edebiyatta ötekiyi anlatmakla ilgili ne düşünüyorsunuz? Öncelikle bunu soracağım. Diğer bir sorum da şey, bu kadın hareketiyle ilgili sosyal medyada çok viral olan iki tane video var. Bir tanesi bir çocuk, erkek çocuk, oğlan çocuk babasına, öğrendikten annesine yansıtıyor. İşte bağırıyor annesine, öfkeli öfkeli konuşuyor vesaire. Herkes diyor ki, bir psikiyatr bile bunu aslan yürekli çocuk diye paylaştı mesela. Çok da alanın ünlü bir psikiyatr. Sonra bir başkası şey yazdı işte viral olduktan sonra. Ya dedi ki burada çocuk aslında çocuğa kızma çok mantıksız. Burada babadan ne öğrendiyse annesi onu yansıtıyor aslında. Bir rol model, bir ayna meselesi. Çünkü çocuklar o dönemde ayna dönemi yaşıyorlar. 7 yaş gibi yani non stage'deriz o yaşa. Neyi söylersen tersini yaparsın ya da aynısını yaparsın. Sonra geçenlerde bir video daha viral oldu. Orada da çocuk annesini öpüyor, sarılıyor. Canım anneciğim pantolonun çok güzel diyor. İnanamıyor yani böyle çok ciddi bir sevgi var anneye karşı. Orada ben şey sözü aklıma geldi. Psikiyatrın meşhur bir sözü var. Bir çocuğun diyor, üç tane ebeveyni vardır. Biri annesi, biri babası, bir de anne babası arasındaki ilişki diyor. Yani bu gerçekten kadın hareketi için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Acaba biz gerçekten bizi düşmanlaştıran bu sisteme, bizi bu hale getiren partnerlerimiz mi yoksa partnerimizi bu hale getiren sistem mi? Bu soruyu da çok merak ediyorum. Üçüncü bir sorum da az önce hani bu kitabınız için şey dediniz ya, hani doğmamış bir bebek, ölü doğan bebek metaforunu kullandınız. Aslında baktığınız zaman metafor olarak çok doğru bir metafor ama şeyi fark ediyorum bazen. Mesela yayında ben şeyden bahsettim. Bir tane motorla götüren cenazeden bahsettim depremden sonra. Hmm. Çok tetikleyici olduğunu düşündüm sonradan ama pişman oldum ama canlı yayında geri döndüremedim. Sonra bir arkadaşım tam da eleştiri yaptı. Dedi ki ben de cenazesini o şekilde götüren adam olsam böyle yayını izlesen de çok kötü hissederdim dedi. Ve dedi Cengiz Bozkurt gelmişti Buca'ya Kozalak Kültür'e. Orada görme engelli bir arkadaş vardı konservatuar öğrencisi. Dinliyordu böyle. Dinlerken gayet güzel gidiyor, her şey çok yolunda. Birden modu düştü. Meğer şeye takılmış. Cengiz Bozkurt demiş ki bir yerde bir şeyden bahsederken. Kör göze parmak batırmak diye bir metafor kullanmış.
Dolayısıyla siz bu konu hakkında düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Bazen kullandığınız metaforlar acaba o ötekileri, o öteki dediğimiz insanları şey yapan bir konuma düşürüyor mu? Onları böyle rahatsız eden bir konuma düşürüyor mu? İlla ki demin onu söylediğim anda aklımdan geçti. Böyle bir deneyim yaşamış birisi olabilir bu odada vesaire. Ama dediğim gibi mükemmel olamıyoruz. Yani dilde şey yani politik doğruculuk dile müdahale edilmesi taraftarı değilim. Dilde dediğin o çocuğun yansıttığı gibi bir şeydir. Yani kendi görüşüm, uzman değilim. Sadece kendi dünyamdan söyleyebiliyorum. Mesela işte bazı kelimeleri kullanmayalım, şunu bu politik olarak işte yanlış. Onlar dil organik bir şey. Yani Sanskritçeyi işte yaşatalım gibi bir şey söz konusu değil. Yaşamıyorsa yaşamıyordur. Bizim Ermeni cemaatinde de vardır. Ermenicemiz yaşasın. Yaşamıyorsa yaşamıyordur. Eğer bir karşılığı yoksa bugünkü toplumda yaşamasın. İngilizce mi? İngilizce devam edeceğiz o zaman. Yani ölsün diye demiyorum. Tabii ki zenginlik. Ama bir dili zorla yaşatılabileceğini düşünmüyorum. Bir dilin zorla değiştirilebileceğini düşünmüyorum. Zamanla bir iki tane olay yaşayacağım ben. Öyle birisi bana diyecek ki ya öyle doğan bebek dedin ya orada bir sıkıntı oldu. Ben onu öğreneceğim. İkincide yapmayacağım. Üçüncüde yapmayacağım. Öyle öyle. İnsanlar öğrenmeye başlayacaklar. Oradaki görüşüm bu. Şu an yapabileceğim şey yok ona o anlamda. Ya da senin gibi birisi diyecek ya bak burada öyle yaptın diyecek. Ben ona aa diyeceğim ya doğru böyle bir şey olabilir. Organik yani gelişimi diye düşünüyorum. İlk sorumda politik anlamda o karakterleri, ötekileri yansıtmak vesaire yine diyorum. Mesela benim için şey çok kolay olurdu. Ermeni bir ailenin dramını anlatmak. Çok da alıcısı olacak bir şey. Ermeni yazarım, o kimliğimle, cemaat şey yapar, köpürtür vesaire. Onu hiçbir zaman istemedim. Ben değilim onun. Çünkü onu anlatması gereken kişi bendim ve çok anlatıldı. Çok başka türlü anlatıldı. Ben figürasyon olarak kullanmak istedim Ermeni karakterleri. Çünkü normal bir Ermeni karakter görmüyoruz televizyondaki dizilerde. Hep bir prototip var ya yıllardan beri gelen. Kitaplarda da öyle birçok kitapta. İşte bilmem ne Sarkis amcamız, işte bilmem ne ustası falan. Hani böyle kelebeklere sarıp sarmamız. Sarkis'e işte. Ne film yapılıyormuş. Zaten yani evet. bir o var, bir acısı var. Ama Gridiç Margosyan'dan falan bahsetmiyorum. Adamın kendi yaşadığı mesela güzel örnekler onlar ama olmayan örnekler de var. Beni Ermeni olarak rahatsız eden, oradan beslendiğini düşündüğüm, sadece o kimlikle beslendiğini düşündüğüm, saygı duymadığım insanlar var. Onlardan olmak istemedim. Ve yani Ermeni karakterinde bu toplumda benim işte normal bir sürü arkadaşım var mahallede işte yetiştiğim var. Onların hayatında normal Aylin olarak bir arkadaşım yani. Dina da burada öyle bir karakter. Ben öyle bir şey istedim. Okursan anlarsın ne diyeceğimi. O sorunun cevabını belki bu ayrıntı önemliydi. Okursanız anlayabilirsiniz ancak. Yani sanki biliyor musun gibi konuştum gibi geldi bir ara. Demek istediğim o yani. Evet politik karakterler olmalı ama hani sadece alıcısı var onun diye oralardan oynandığı zaman yine samimiyete geliyor günün sonunda. Onu hissetmediğim zaman bende kopuyor. O zaman politik olmasın, hiçbir şey olmasın zaten o zaman diyorum. İkinci soruyu unuttum. O şey çok önemli. Çok önemli. Yani kadın medyada ve edebiyatta sürekli hani eziliyor. O iki video üzerinden örnek verdim ya. Kadın aslında o partnerleri de aynı zamanda şiddet uygulayan konumda. Dolayısıyla bu kadın hareketi içerisinde acaba bize düşman eden erkek partnerlerimiz mi yoksa erkekleri bu hale getiren sistem mi? Bilmiyorum. demin konuştuklarımız aklıma geliyor. Biz kendimizi zaten bir yerde yani bizim kendi mücadelemiz en çok kendimizle, kadınla. Mesela benim ilk müdürüm şirketteki kadındı. Hayatımın en büyük şanslarından biri. Son müdürüm de öyle, kadındı. Gerçekten çok şanslıyım. Ama genelde etrafta duyduğum, ay kadın müdürüm mü var Allah kolay versin. Bunu diyen bir kadın. Çok tehlikeli bir şey bu. Kadını bilmez, yani bunun bir kadının demesi çok ürkütücü, çok üzücü. Ve ben bütün bu deneyimleri şey anlatmıyorum. Yani en sevdiğim müdür kadındı, şöyle davrandı bana. Yani bizim bunu böyle yaşamamız gerekiyor. Olmaya da bilir bu arada. Kadın diye iyi diye de bir şey yok. Ama ön yargı öyle. Daha kim hiçbir şey bilmiyor, hiçbir olay anlatmıyor. Ay kadın mı yani yapma bunu yani. Bir kadın olarak sen yapma yani. Onları önemsiyorum. Biz en çok şey bizde yani erkeklerce öğretebiliriz ama önce kendimiz öğretmemiz gerekiyor diye düşünüyorum kendi hayatımın deneyimlerinden.
Teşekkür ederim. Ben yani yine ederim. Son sözü sana bırakalım. Ufak ufak istersen söyleşiyi noktalayıp imzaya geçeriz. Tamam. Belki benim sormadığım, senin söylemek istediğin şeyler vardır. Yok, çok güzel düşündürdün. Yani şey, böyle nitelikli okur olunca o kadar detayına inen bir sürü şey görmemi sağladı. Aynı oldu. Çok çok teşekkür ederim. Çok kıymetli. Bu bir süreç yani. Şey, tekrar okuyacağım, eve gidip. Ben de ilk kitabını okuyacağım bu arada. Umarım onunla da ilgili yorumlarını duyarım. Kapatıyorum Seyda. Zorba Kitabevi meşhur koltuk söyleşilerinde bugünkü konuğumuz Erdin Çiçekçi'ydi. Güzel bir söyleşi oldu. Bir alkış Erdin'e. Kırmadınız, geldiniz. Sağ olun. Hadi bakalım. Suyu olsun.